çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen seslerini duyuramayanların sesi. Ülke birliğimizin ve bütünlüğümüzün teminatı, adalet mücadelesinin lideri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Efendim hepinize merhabalar. Meslek kuruluşlarımızın sayın başkanları, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, Millet İttifakını oluşturan değerli dostlarımız, değerli muhtarlarımız hepinize şükran borçluyum. İl başkanımız kısa bir konuşma yaptı. Emeğin başkenti dedi, alın terinin başkenti dedi Zonguldak için. Zonguldak belki de dünyaya tanıtan isim rahmetli Bülent Ecebitt'i. Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen bu topraklarda söylendi. Gerçekten de 84 milyon kenetlenmek isteniyorsa 84 milyon insan evlerinde huzur içinde yaşansın diye düşünülüyorsa ezenin ve ezilenin olmadığı barışın olduğu, huzurun olduğu, sevginin olduğu bir toplumu, bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Gelen bir miras var. Elbette ki her birimizi eleştirebiliriz. Övgüde de bulunabiliriz. Ama şimdi her birimizin oturup düşünme zamanı. Memleketin iyiye gitmediğini ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. İşsizliğin olduğunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Neden bu hale geldik? Siz de soruyorsunuz, ben de soruyorum. Buradan nasıl çıkarız? E siz de düşünüyorsunuz, ben de düşünüyorum. Kim buradan Türkiye'yi çıkaracak? Siyaset kurumu. Siyaset kurumu dışında başka bir seçeneğimiz yok. Çünkü ülkeyi yöneten siyaset kurumudur. Belki düşünebilir saygılı kanaat önderlerimiz, sevgili muhtarlarımız düşünebilirler. Efendim bizim pek siyasetle ilgimiz yok. Her birimizin doğuştan itibaren siyasetle ilgisi çıkıyor ortaya. Bazen siyaset deriz bazen demeyiz. Emzik fiyatına zam geldiyse, mama fiyatına zam geldiyse bunu yaratan ortam siyaset kurumunun getirdiği politikalardır. Dolayısıyla siyaset kurumu Belediye otobüsüne binerken fiyatı siyaset kurumu verirler. Yani siyasetçi, yani ülkeyi yönetenler verirlerler. O nedenle sorgularken, dünyayı sorgularken bizi yönetenlerden başlayarak sorgulamamız lazım. Doğruyu bulmak için, haklıyı bulmak için, yanlışı da bulmak için, aynı yanlışı tek tekerür ettirmemek için bu mücadeleyi vermek zorundayız. Efendim Zonguldak Rahmetli Ecevit'le başladık. Zonguldak'ın şöyle bir önemi var. Altında bir hazine var. Topraklarında, dağlarında, kayalarında bir hazine var. Kömür diyoruz buna. 38 milyon ton kömür tüketiyoruz. Bir yılda ortalama 38 milyon ton kömür tüketiyoruz. Bunun 35 milyon tonunu dışarıdan getiriyoruz. Zonguldak'ta haklı olarak şu soruyu sormalı. Burada kömür varken niye bir dışarıdan kömür getiriyoruz? Bu soru sorulmazsa Zonguldak'ın sorunları çözülür mü çözülmez mi bu tartışmaların hiçbir anlamı yoktur. Eğer doğrudan hareket edeceksek yani doğru düşünceden hareket edeceksek 38 milyon ton kömür tüketiyoruz, 35 milyon tonunu ithal ediyoruz. Niçin? Neden? Bir buçuk milyon ton kömür rezervi var sadece Zonguldak'ta. Hani efendim tüketiriz bir süre sonra biter. Bir buçuk milyon ton rezerve sahibiz. Bir buçuk efendim? Milyar tamam affedersiniz. Evet doğru haklısınız ton rezerve sahibiz. Niçin arkadaşlar buradan kömür çıkarmıyoruz da niçin dışarıdan getiriyoruz? Belki ilk sormamız gereken soru bu. Neden? Bunun kararını alan kim? O da siyaset kurumu. İçeriden çıkarmayalım, dışarıdan ithal edelim. Bu da siyasetçinin belirlediği bir karar. Yanlış mı doğru mu? Onu sizin takdirinize sunuyorum. Çünkü bu toplantı kısır tartışmaların olduğu bir toplantı değil. Bu toplantının önemi kanaat önderleriyle beraberiz. Muhtarlarımızla beraberiz. Sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle beraberiz. Meslek odalarının yetkilileriyle beraberiz. Yani bir topluma yön veren, şekil veren seçilmişlerin toplantısı aynı zamanda bu toplantının. Ülkenin sorunları sadece beni ilgilendirmiyor. Her birimizi tek tek ilgilendiriyor. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci hepimizi ilgilendirmek zorunda. Efendim, kömür çıkarırsak ne olur? Yani Zonguldak'ın kömürünü işlersek ne olur? İki temel şey olur. Hatta üç temel. Bir, istihdam yaratırsınız. Kömür çıkarırken işçi çalıştıracaksınız. Eskiden burada on binlerce insan çalışırdı. Şimdi düştü sayıları. Niçin? Hangi gerekçeyle düştü? Zonguldakların sorgulaması lazım. Türkiye'nin de sorgulaması lazım. Sorun sadece bir Zonguldak sorunu değil. Sorun aynı zamanda bir Türkiye sorunu. İki, dışarıdan getiriyorsun, döviz ödüyorsunuz, para ödüyorsunuz. Daha yüksek para ödüyorsunuz. Zonguldak'ta kazanmıyor, Türkiye kazanmıyor. Dışarıdakiler kazanıyorlar. Niçin? Üç ithal ediyorsunuz. E dolar ödüyorsunuz. Avro ödüyorsunuz. Yani döviz ödüyorsunuz. Türk lirasıyla ithal etmiyorsunuz. E öyle bir noktaya geldik ki Merkez Bankası'nın rezervleri eksi. O zaman bir taşla üç kuş vurmak varken neden Üç ayrı alanda negatif bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Neden ithal ediyoruz? Neden istihdam yaratmıyoruz? Neden dışarıya para ödüyoruz? E bunu düşünmeniz lazım, benim de düşünmem lazım. Birlikte düşünmemiz lazım. Sorunun çözümü zor mu? Hayır efendim, sorunun çözümü çok kolay. Siyasi karar, siyasi otorite. Yani devleti yöneten siyasi otorite diyecek ki dışarıdan kömür ithal edilebilir. Nasıl? Yeteri kadar çıkaramazsam, yeteri kadar istihdam yaratamazsam o zaman dışarıdan alacağım. E yeteri kadar istihdam, işsiz yok mu? Var, dünyanın işsizi var Türkiye'de. Kömür efendim, kömür de var. Dolar ödemeyeceğiz. Türk lirası ödüyoruz işçiye zaten. O zaman neden biz çıkarmıyoruz? Neden biz kazanmıyoruz da başkaları kazanıyor? Bu bir siyasi tercihtir. Bu siyasi tercihe doğru diyorsanız bütün kanaat önderleri muhtar arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu siyasi tercih doğru diyorsanız aynı şekilde oyunuzu gidip mevcut iktidara veriniz. Bu siyasi tercih yanlıştır. Türkiye'nin felaketine yol açıyor. Efendim Zonguldak işçi kentiyken şimdi emekler kenti oldu diyorsanız ve bundan şikayetçiyseniz oyununuzun rengini değiştirmek zorundasınız. Düşünmek zorundasınız. Kendinizi değil, evlatlarınızı da düşünün. Evinizi de düşünün. İşsizleri düşünün. Türkiye'nin büyüdüğünü düşünün, kalkındığını düşünün. Efendim biz Türkiye, Türkiye olarak dünyaya meydan okuyoruz. İşsizle mi meydan okunur? Ekstri rezervlerle mi meydan okunur? Bir ülkenin dünyaya meydan okunmasının tek yolu vardır. Üretim, üretim, üretim. Üretirseniz güçlüsünüz. Alın teri dökerseniz güçlüsünüz. İstihdam yaratırsanız güçlüsünüz. O zaman herkes size diyecek ki Türkiye hızla büyüyor. Hızla kalkın diyor. İstihdam yaratıyor. Katma değeri yüksek ürün üretmeye başladı Türkiye. O zaman Türkiye'nin saygınlığı ve itibarı artar. Bu iş lafla olmuyor. Bu iş alın teriyle olur. Alın teri. Bununla olacak. Bununla Türkiye büyüyecek. Bakın demir çelik sektörümüz var. Dışarıdan getiriyor kömürü. Büyük miktarda. Zonguldak burunlarının dibinde oysa. Ama hayır dışarıdan geliyor. Yetmiyor buradan kömür. Yeteri kadar gelmiyor. Efendim Uzun Hasan'ın topraklarındayız. Bu bereketi yeniden yakalamak zorundayız. Uzun Mehmet'in affedersin topraklarındayız ve bu bereketi yeniden yaşamak zorundayız. Şimdi değerli arkadaşlarım bir başka konuya geçeyim. Zonguldak'lar aynı zamanda sokaklarında gezdiğim zaman fazla emeklerle karşılaştım ve biz emekli şehrinde döndük diye arada bir sitem ettiler. Doğrudur. Emekli ne demektir? Önce bu tanım üzerinde bir anlaşalım. Emekli şu demek. Çalışır, alın teri döker, vergisini öder, sigorta primini öder. Belli bir yaşa gelince de yasal olarak emekli olur. Emekli olunca da huzur içinde yaşamak ister. Türkiye'yi gezmek ister. Dünyayı gezmek ister. Diğer ülkelerin emeklileri gibi rahat yaşamak ister. Çalışıldı mı? Evet. Vergiler ödendi mi? Evet. Sigorta primleri ödendi mi? Evet. Aldıkları aylık geçimini sağlıyor mu? Hayır. Türkiye'yi dünyayı gezebiliyorlar mı? Hayır. O zaman bir sorunumuz var demektir. Bakın değerli arkadaşlar. Bir yasal düzenleme yapılır. Emekli milli gelir artışından pay alamaz diye bir düzenleme konuyorsa, mah yasaya, kanuna konuyorsa bütün emeklerin düşünmesi lazım. Ya arkadaş düne kadar memleketin kalkınması için biz çaba harcadık. Biz alın teri döktük. Şimdi benim evlatlarım çalışıyor ama kalkınmadan bana pay verilmiyor niçin ben bu ülkenin ikinci sınıf vatandaşı mıyım evet var olan iktidar dedi ki emekliler Türkiye Cumhuriyeti devletinin ikinci sınıf vatandaşıdır onlara kalkınmadan pay verilemez kanun hükmü beğenin veya beğenmeyin emekli geçinemeyince ya Ramazan bayramında kurban bayramında en azından birer maaş ikramiye verin diye meydan meydan gezidim bütün mitinglerde söyledim. Bir yerden, bir ilden bir grup emekli bana telgraf çekti. Biz iki maaş ikramiye istemiyoruz, durumumuz da çok iyi. Aynı emekliler şimdi aynı telgrafı çeker mi onu bilmiyorum. Sizin hakkınızı savunan kişiye bizim hakkımızı savunmayın diyor bu emekli kardeşlerimiz. Ben sizin hakkınızı savunuyorum bana oy verin diye değil. Sizin hakkınızı bu ülkeye yaptığınız katkılar dolayısıyla savunuyorum. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz son dönemde sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. İnanç üzerinden siyaset yapmıyoruz. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapmıyoruz. Yaşam tarzı üzerinden siyaset yapmıyoruz. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. Emekliler bir sosyal kimliktir. Muhtarlar bir sosyal kimliktir. Milletvekilleri bir sosyal kimliktir. Yazarlar bir sosyal kimliktir. Apartman görevlileri bir sosyal kimliktir. Manavlar bir sosyal kimliktir. Pastacılar bir sosyal kimliktir. Her bir sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırıp çözerseniz ülkenin sorunlarını çözmeye talip olursunuz o zaman siz. İşin kolaycılığına kaçıp da din iman üzerinden edebiyat, etnik kimlik üzerinden edebiyat yaparsanız ülkeyi bölersiniz ve ayrıştırırsınız, kutuplaştırırsınız. Kim kendi kimliğini seçme özgürlüğüne sahip? Hanginiz kendi anne babanızı seçme özgürlüğüne sahipsiniz? Yok öyle bir özgürlüğümüz yok. Öyle bir imkanımız da yok. O zaman biz annemizle ve babamızla yani kimliğimizle gurur duyarız. Her kimlikten insanın bizim başımızın üstünde yeri var. Yeri gelince diyoruz. Efendim biz Ademle havadan geldik. E Ademle havadan geldiysek bu etnik kimlik ayrışması ne demektir? İnanç üzerinden siyaset. O da yanlış. Kimin Allah'a daha yakın, kimin uzak olduğunu kim bilir Allah aşkına? Böyle bir yetki kime verilmiştir? Peygamber'e verilmeyen bir yetki bunlar nasıl ellerinde tutuyorlar diye sormaz mısınız? Herkesin inancı kendi vicdanıdır, kendi inancıdır. Allah'la kulun arasına bir başkasının girmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Yaşam tarzı üzerinden siyaset o da yanlıştır. Siyasetin konusu nedir? Manavı kazanıyor mu? Bakkalı kazanıyor mu? Emeklisi geçiniyor mu? Türkiye üretiyor mu? Türkiye ihracat yapıyor mu? Türkiye büyük kişi başına gelir yükseliyor mu? Siyasetin konusu budur. Biz bu konuları bıraktık başka işlerle uğraşıyoruz. O nedenle sosyal kimlikler üzerinden siyaset yaparak olayı götürmeye çalışıyoruz. Emekliye iki maaş ikramiye dedik ama iki maaş vermediler. Biner lira verdiler. Eyvallah. 2018'de. Sonra aradan geçti 2021'de 1100 lira vermeye başladılar. Eyvallah ona da itirazımız yok. Emekli memnunsa bir sorunumuz yok. Ama benim hedef iki maaş ikramiyedir. Aldığı aylığın Ramazan Bayramı'nda, Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiyenin verilmesidir. Bu konuda düşüncem hiç değişmedi. Bir şey daha. Emekli aylıkları nasıl belirleniyor? Emekli kardeşlerime sorayım. EYT'ler niye şikayetçi? Hangi gereçeyle şikayetçi EYT'ler? Yani emeklilikte yaşa takılanlar. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok prim ödüyorsanız o kadar düşük emekli aylığı alacaksınız. Akıl tutulması. Bir garabet. Normali nedir? Ben daha fazla çalışırım, daha çok prim öderim, daha yüksek emekli aylığı alırım, değil mi? Normali budur. Bütün dünyadaki olay da budur. Hangi ülkeye giderseniz gidin, kim çok prim ödemişse o o kadar yüksek emekli aile alır. İster Papua yeni gide, ister Grönland adasına gidin, ister Man adasına gidin, ister İngiltere'ye, Kanada'ya, Fransa'ya gidin. Dünya böyledir. Tek istisna var Türkiye. Çok prim ödersen daha düşük emekli aile alıyorsun. O yüzden emeklilik hakkını dolduran kişi işinden ayrılıyor. Biraz daha çalışırsam diyor emekli aylığım düşecek diyor. Daha fazla prim ödeyeceğim emekli aylığım düşecek. Peki bu kanun çıkarken sendikalarımız neredeydi? Emeklilerimiz neredeydi? İşçilerimiz neredeydi? Ya bu burada bir garabet var kardeşim. Ben daha fazla prim ödüyorsam daha yüksek emekli aylığı almam dememsi lazımdı. Olmadı. Bu tartışılırken mecliste Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz meclis genel kurunu terk ettik ya bu olmaz diye. Kimse duymadı. Kimse duymadı. Şimdi emeklikte yaşa takılanlar haklı olarak diyorlar ki çalışmıyoruz, çalışamıyoruz, geçinemiyoruz. Ya kaçak çalışacaklar yani sigortasız onunla geçinecekler ya da resmen çalışırlarsa alacakları emekli aile düşecek. Bunun düzelmesi lazım. Bunun için mücadele edilmesi lazım. Sendikaların da bunun için mücadele etmesi lazım. Yani emek örgütlerinde bunun için mücadele etmesi lazım. Hadi diyelim ki en düşük işçi emekli aylığı 2500 lira oldu. Peki onların çocukları, dul ve yetimler kaç lira aylık alıyorlar? Zamlı maaşı okuyorum size. Zamlı aylık 627 lira. 690 lira 748 lira. Nasıl geçinecekler? Bir yetimi düşünün veya bir dul kadını düşünün. Nasıl geçinecek? Hiç bunlardan söz eden var mı? Bu kardeşiniz dışında söz edilmiyor. Niye söz edilmiyor? Niye söylenmiyor? Onlar bizim insanımız değil mi? Dul ve yetim olmak onları açlığa mahkum etmek midir? Yani sosyal devletlik biz. Hani fakir fukaranın yanında olan devlettik biz. Neden onlara en azından hiç değilse ya bin lira verin. 1500 lira verin bari işte ise. O bile verilmiyor. O bile verilmiyor. Değerli arkadaşlarım. Bir konuya daha değineyim. Memleketin her tarafı dolar oldu. Milli parayı unuttuk. Yok milli para. Milli para varsa hiçbir işe yaramayan bir para, itibarsız bir para haline geldi. Neden? Merkez Bankası'nı ne zaman kurduk? 1930 yılında. Osmanlı'nın milli parası var mıydı? Parasını basacak matbaası var mıydı? Yoktu. Para yabancılar tarafından basılırdı. O dönemki adıyla Osmanlı Bankası. Sonra 1930 yılında kendi milli paramızı basacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı kurduk. Merkez Bankası. Para bizim itibarımız, para bizim gururumuz. Parayı cebimizde taşımalıyız, taşıyoruz da zaten. Ama siz ekonomiyi alır da yabancı bir parayı endekslerseniz, bütün fiyatları yabancı para üzerinden çözerseniz, Artı mevduatınızı da kura ayarlarsanız o zaman kimse kusura bakmasın. Bunu yapanların milliyetçiliğini ben sorgularım. Sorgulamak zorundayım. Milliyetçilik ne demektir? Milliyetçilik hiç kimsenin önünde eğilmemek demektir. Milliyetçilik bayrağının altında yür ve bağımsız yaşamak demektir. Milliyetçilik aynı zamanda siyasi bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla taşlandırılması demektir. Ekonomik olarak güçlü değilseniz siyasi bağımsızlığınız yoktur. Ne diyor Mustafa Kemal Atatürk? Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Bu siyasi bağımsızlığın tanımıdır. Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Hiçbir gölge kabul etmem bayrağımın altında diyor. İki, savaş meydanlarında kazanılan zaferler ekonomik zaferlerle taşlandırılmadıkça siyasi bağımsızlığınızı koruyamazsınız diyor. Kardemir niye kuruldu? Küçük bir köydü. Kırıkkale'de entegre silah sanayi niye kuruldu? Küçük bir köydü. Sümerbanklar, Etibanklar niye kuruldu? Bez üretmek için, ayakkabı üretmek için. Şeker fabrikaları niye kuruldu? Yumurta satılarak kuruldu şeker fabrikaları. Osmanlı'nın kaçırdığı sanayi devrimini yakalamak için. Hepsini sattık. Güzel. Peki ne yaptık yerine? Türk lirasının itibarı üretimledi. Sadece Türk lirası değil aslında. Dünyada her ülke kim üretimde güçlüyse onun parası değerlidir. Üretimde zayıfsanız, her şey dışarıdan geliyorsa sizin paranızın da itibarı yoktur. İşin Türkçesi budur. O nedenle diyor üretim, üretim, üretim. Niye diyoruz buradan kömür çıksın? Buradan kömür çıksın. Biz üretelim. İstihdam yaratalım. Çalışan işçiye verdiğimiz zaman parayı ne olacak? Esnaftan alışveriş yapın. Esnaf kazanacak. Berberinden tutun manavına kadar herkes kazanacak. Vermezseniz hepsi zarar ediyor. Faizleri düşüreceğiz yeni bir modele geçtik dediler. Allah aşkına ya Allah aşkına hangi faiz düştü? Gidin herhangi bir banka müdürüne ister devlet bankası ister özel banka herhangi bir banka müdürüne deyin ki ya 3 ay önceki faiz nedir şimdiki faiz nedir kredi alacağım deyin. Hangi faiz düştü? Okuyun. Devlet borçlanmasını önce okuyacağım. Devlet borçlanırsa hangi faizden borçlanıyor? 17 Eylül'de 2 yıl vadeli devlet tahvili %17.68'di faiz. Şimdi %24.41. Hangi faiz düştü? 5 yıl vadeli devlet borçlanması. Yani devlet gidip borç alıyor. 5 yıl vadeli. Eylül ayında 17,61'di. Şimdi 26,44. Hangi faiz düştü? 10 yıl vadeli devlet iş borçlanma faizi 17.15'te 25,04'e çıktı. 2 yıl vadeli dolar cinsinden borçlanma. 3,24'ü 6,60'a çıktı dolar bazında. 5 yıl vadeli dolar cinsinden 5.34'tü 7.92'ye çıktı. Hangi faiz düştü? Kimin faizi düştü? Kim vurgunu yaptı? 18 liradan doları bozdurup 13 liradan geri aldığı zaman milyarları kim vurdu? Kim götürdü bu paraları? Manava soruyorum yok diyor. Emekliye yok diyor. İşçiye soruyorsun yok diyor. Sanayiciye soruyorsun yok diyor. Kim vurdu bu parayı? Araştırma önergesi verdik ya kim kazandı? Bütün bu kayıtlar bankalarda var zaten. O da reddedildi. Hayır araştırmayalım bunu diye. Niye araştırmayalım? Ama benim Zonguldak'lara sözüm var. Allah'ın izniyle Millet İttifakı geldiğinde iktidara bunu araştıracağız. Bütün kirlilikleri bütün soygunu milletin önüne koyacağız ve millet kendi vicdanıyla oturup kararını verecek. Bunu yapacağız. Bu devletindi. Bir de vatandaşın faizine bakalım. Diyorlar ya faiz düştü. Tüketici kredisi ya yani ihtiyaç kredisi Eylül ayında yüzde 23'tü şimdi 29.55. Hani faiz düşmüştü. Hani din vardı iman vardı hani günahtı. E ne oldu? Kredi mevduat hesabı faizi yüzde 24.49'dan 26.42'ye çıktı. Taşıt kredisi 21'den 26'ya. Konut ev kredisi 17.48'den 17.89'a. En düşük artış burada var. Ticari kredi 21'den 24'e. Ticari kredi dolar üzerinden 2.69'dan 5.12'ye. Avro üzerinden 2.31'den 3.63'e kadar çıktı değerli arkadaşlarım hani faiz düşmüştü. Faiz düşüyordu ve bunun için yapıyorlardı. Faiz düşsün diye, dolar düşsün diye. Milletin derdi geçim. Bunlar olmuyor, tutmuyor. Dolayısıyla her birimizin düşünmesi lazım. Muhtar kardeşlerime de bir iki düşüncemi ifade edeyim. Az önce il başkanımız konuşurken muhtar kardeşlerim için demokrasinin temel taşı dedi. Evet muhtarlar demokrasinin temel taşıdır. Niye diyoruz demokrasinin temel taşı? Nedeni şu. Bu topraklarda yapılan ilk seçim 1833 yılında Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapılan bir muhtarlık seçimidir. O nedenle muhtarlık seçimi milletvekili seçimlerinden çok öncedir. O nedenle muhtarlık demokrasinin temel taşıdır. Kural kural olarak böyle olması lazım. Muhtarlığı demokrasinin temel taşı olarak tanımlıyorsanız muhtarlık kurumuna değer vereceksiniz. Muhtarlık kurumunu büyüteceksiniz. Muhtarlığın sorunlarını çözeceksiniz ve muhtarlığı kendi içinde itibarlı bir kurum haline dönüştüreceksiniz. Bakın bir örnek vereyim. Sizde birleşik oy pusulası yok muhtarlıklarda. Küçük bir şey var, pusula var konur oraya. Oy kullanıldıktan sonra pusuladan işte birisi alınır, zarfa konur. Eğer bir rakibiniz girmişse içeriye, sizin oy pusulanızı alır cebine koyar. Size oy verecek vatandaş bile sizin pusulanızı bulamaz. Niye yok? Siz seçime girmiyorum, seçime giriyorsunuz. Çünkü itibar, itibarı ya diyorlar ki niye ya olsun ki birleşik oy pusulası size gösterilmesi gereken itibar özen gösterilmiyordu onun için. Sosyal yardımlar dağıtılıyor. Orada da büyük sıkıntılarımız var. Bir mahallede veya bir köyde kimin yoksul olup olmadığını bilen en iyi kişi mahallenin muhtarı, mahallenin bakkalıdır. Başka kimse bilmez. Hangi evde tencere kaynar, hangisinde kaynamaz en iyi muhtar bilir. O akşam hangi çocuğun karnı doydu, hangisinin doymadı mahallenin bakkalı bilir. E sosyal yardımı dağıtırken niye muhtarlar aracılığıyla dağıtmıyoruz? Ayrıca muhtarlar kendi bir kendileri bir parti kimliğiyle ortaya çıkmazlar. Kendi adıyla çıkar. Oyunu alır. Her birisinin farklı siyasi görüşleri olabilir ama muhtarlık seçiminde seçimi bir partiyle ilişkilendirilmez. Öyle olması lazım. Yapılmıyor. Muhtarlık kanuna göre bir kamu kurumu olarak tanımlanmıyor. Çoğu muhtarın bundan haberi bile yok. kamu, kamu kurumu değilsiniz. Çünkü belediyeler sizinle ortak proje geliştiremezler. Kamu kurumu sayılmadığı için. Ya muhtarlığı kamu kurumu saymıyorsanız neyi sayacaksınız? Yine ifade edeyim. O da enteresandır değerli arkadaşlar çok sayıda kanunda muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Sizin bir temel muhtarlık kanununuz yok. Niye yok? Madem demokrasinin temel taşı diyoruz Muhtar da elini almalı kendi kanunu, bakmalı sayfalarına, yetkisine bakmalı, sorumluluklarına bakmalı. Neleri yapıp neleri yapamayacağına bakmalı. Muhtarlık dediğiniz budur. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Muhtarlık kuruluşlarına gönderdik. Ve o çalışmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir kanun teklifi olarak verdik. Millet İttifakı ile inşallah Allah'ın izniyle bu kanunu çıkaracağız ve göreceksiniz muhtarlar nasıl oluyor göreceksiniz. Göreceksiniz. 82 kanunda 354 maddede muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne ben bilirim. Sadece bu kanun teklifini hazırlarken araştırdı kaç yerde muhtar adı geçiyor, kaç kanunda geçiyor. Yine aynı şekilde değerli arkadaş, arkadaşlar. Size birer personel verilmesi gerektiğini ısrarla söyledim. Siz ayrıldığınız zaman dükkanı kapatıyorsunuz. Kimse yok ki sizin işinize bakacak. Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar. "Vay efendim ne demek yani? Birer kişi veriyorsun muhtara. Niye vermeyelim?" Muhtar bir yere gittiği zaman pekala orada olmalı. Bizim Çoğu belediyemiz zaten muhtarlara bir eleman tahsiye ediyor zaten. Tahsiye ediyor ama muhtar o zaman belediye başkanını rahat eleştiremiyor bir haksızlıkla karşılaştığında. Çünkü sen beni eleştirirsen ben de elemanımı çekiyorum diyecek. Biz çekilmesin. Muhtar daha özgür olsun. Yeri geldiğinde belediye başkanını da eleştirebilsin. Biz bilecek ki bana tahsiye edilen personeli kimse elimden almayacak. Bizim amacımız da o zaten. Ayrıca siz maaş almıyorsunuz, ödene kalıyorsunuz. Buyurun izine ayrıldığınız zaman kesiliyor. E milletvekili tatile çıktığında izin aldığında kesiliyor mu? Hayır. Belediye başkanı? Hayır. Seçimle gelen sadece sizinki kesiliyor. Niye kesiliyor? Bir şeyi yapacaksanız tam yapacaksınız. Kural koyacaksanız aynı konumda olan herkes için benzer kuralı koyacaksınız. Aksi halde bu işler yürümez. Köy tüzel kişiliklerini yeniden iade etmek zorundayız. Büyük şehirlerde yeniden iade etmek zorundayız. Onun da gereğini bir şekliyle inşallah yapacağız. Şimdi bir çalışma yapılıyor. Efendim muhtarlık seçimleriyle belediye başkanları seçimleri ayrı ayrı zamanlarda yapılsın diye. Hayır efendim buna karşı çıkın. Karşı çıkmazsanız sandığa kişi getiremezsiniz. İkisi yerel seçimdir. Evet belediye seçimi yerel seçim. Muhtarlık seçimi o da yerel seçimdir. Belediye başkanına oy kullanan kişi muhtar içinde gelmeli oy kullanmalı. Aynı zamanda olmalı bunlar. O zaman bu sistem kendi içinde yürür. Efendim daha değineceğim çok konu var ama genelde e, bu başlangıç bölümünü biraz e, ne diyelim kısa tutuyoruz. Şimdi ben yerime oturacağım. Sizler soru soracaksınız. Bir şeyi başlatıyoruz Türkiye'de. Gittiğim pek çok ilde bu tür toplantıları yapıyorum. Beni zaman zaman televizyonlardan izlemiş olabilirsiniz, radyolardan dinlemiş olabilirsiniz, sosyal hesaplardan dinlemiş olabilirsiniz. Ve zaman zaman aklınıza şu soru takılabilir: Ya keşke yanımda olsaydı, ben de şu soruyu sorsaydım. Bakalım nasıl cevap verecek diye. Şimdi buraya oturacağım. Hangi soruyu sormak istiyorsanız. Rahatlıkla sorun. Efendim bu soruyu sorarsam acaba genel başkan alınır mı? Hiç alınmam. Niye alınayım? Efendim şu soruyu sormak acaba doğru mudur? Niye doğru olmasın? Kafanızda soru varsa benimle ilgili de partiyle ilgili de varsa bir sorun veya Türkiye ile ilgili varsa bir sorun. Ya acaba CHP bu konuda ne düşünüyor diye rahatlıkla sorun arkadaşlar. Söyledim. Türkiye'nin kavgaya değil, Türkiye'nin helalleşmeye ihtiyacı var. Ne kavgası ya? Bıktık artık kavgadan. Yanlış, bizim de yanlışlarımız oldu. Onu da ifade edeyim. Yani biz de böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi değiliz. Hatamız oldu, eksiğimiz oldu, yanlışımız oldu. Onları telafi etmeye çalışıyoruz. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim size. Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Bundan emin olmanızı isterim. Emin olun bundan. Kimin derdi varsa onlarla dertleşiriz. Çözümlerimiz varsa sadece biz kendimiz oturup ya biz bunu çözdük demeyiz. Mutlaka liyakatli birisini çağırırız. Ya bizim böyle bir çözümümüz var. Bu yanlış mıdır? Doğru mudur arkadaş? Biz yanlış mı yapıyoruz? Bir yerde eksiğimiz mi var? Bunların hepsini bir şekliyle masaya yatırıyoruz. O nedenle rahatlıkla, çekinmeden, özgürce istediğiniz soruyu sorun. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Soracağınız her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Yani böyle alttan alayım, yukarı çıkarayım, çevireyim, top çevireyim. Acaba bu sorudan nasıl kaçarım? Yok öyle şey. Siz sorun. Bu kardeşinizde gayet açık, gayet net, samimi olarak düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım. Anlatacağım size. Birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Madem sorunumuz var beraber çözeceğiz. Dışarıdan adam ithal edemeyeceğimize göre birlikte oturup bu meseleyi çözmemiz lazım. Türkiye'nin hızla büyümeye, hızla kalkınmaya, hızla istihdam yaratmaya ihtiyacı var. Türkiye bunları yapabilir mi? Kesinlikle yapar. Söylüyorum. En geç 6 ay içinde Allah'ın izniyle Millet İttifakı'nın iktidarında göreceksiniz. En geç 6 ay içinde bütün çarklar dönecektir. Bütün çarklar. <laughs> Güven vereceksiniz topluma. Şu anda yaşanan büyük bir güvensizlik var. Güven vereceksiniz topluma. O güveni sağlayacağız inşallah ve beraber e, Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. <laughs>